İyi akşamlar. Nur derslerinde tahvilata, zerrata dair yeni bir derste daha beraberiz. Evet, tahvilat-ı zerrat bahsinde sanırım bu 6. dersimiz oluyor. 3. noktada kalmıştık. Tahvilat-ı zerrat deyince isterseniz kısa bir özetle başlamış olalım. 30. sözde önce Ener Risalesi'nden sonra zerrat bahsinden beraber yer aldığından bahsetmiştik. Birisi enfüsten, birisi afaktan deliller olması itibariyle. Ve Üstad Hazretleri önce bir levh-i mahfe isbat, levh-i mahfuz, iman-ı mübin, kitab-ı mübin hakikatleri üzerinden genel bir şemasını verdikten sonra zerrat, tahavvülat, zerrat, Nakkaşezi'nin kalemi kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayet tekvirinin hengamındaki iktizazatı ve cevelanıdır demişti. Doğrudan alemi gayb ile alemi şehadet arasında, yani varlığı yaratıcı kudretle kainat arasındaki irtibatı bir anlamda felsefenin, kelamın, tasavvufun çokça konuştuğu bu meseleyi doğrudan tabiat üzerindeki en ince bir anlamda en detay noktasında tespit etme üzerine yazılmış bir eser. Ve birinci mebhasta Üstad Hazretleri bu birinci ve ikinci mebhasta zerratın harekatındaki vazifelere, hikmetlere küçük bir işaret etmişti. Ve altı noktada hikmetlerinden ve vazifelerinden bahsedeceğini söylemişti. Ve beşinden bahsetmiş, altıncısını üçüncü noktaya havale etmişti. Evet. Ve şu anda üçüncü noktayız. Altıncı hikmet diyebiliriz. Dört ve beşinci hikmetlerle de doğrudan irtibatlı bir anlamda onun farklı bir açılımı, dört ve beşinci hikmetin farklı bir açılımı olarak da bakılabilir. Üçüncü nokta, şu nokta birinci noktanın ahirinde vaat olunan altıncı hikmet-i azimeye bir işarettir. Şöyle ki, 28. sözün ikinci sualinin cevabındaki haşiyede denilmişti ki uzun bir haşiyeydi. İkinci sual 28. sözdeki. Tahavvülat-ı zerratın ve zihayet cisimlerde zerrat harekatını binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır. Ve alem-i uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manidar olmaktır. Hayatlar ve manidar olmaktır. Nurlandırmak dedi, hayatlar olmak dedi, manidar olmak dedi. Ki 28. sözdeki haşiyede de taşıyla, toprağıyla hayatlar olan bir alem olduğundan bahsediyordu. Değil mi? Orayı okuyalım isterseniz. Tamam, buyurun. Evet. Şu dünyada cismi insani ve hayvani zerrat için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki camit zerreler ona girerler. Cansız zerreler. Hayatlar olan alemi bekaya zerrat olmak için liyakat kesbederler, çıkarlar. Aynı okula kayıt olup talim görüp, ders görüp okuldan mezun olmak gibi veya kışlada asker olup talimatla efendim, değil mi? Terhis olmak gibi veya bir misafirhanede bir süre kalıp kemale ermek gibi. Ahirette ise inna daral ahirete lehiyel hayavan sırrınca gerçek hayat, hayatın ta kendisi orada. Oraya nispeten burası rüya gibi. Nuru hayat orada âmdır, yani umumidir. Hayat nuru umumi. Nüfuz etmediği hiçbir şey yok demek ki. Nurlanmak için o seyri sefere ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler. Evet. İsmi Kudüs'te de Üstad Hazretleri bu mesele üzerine duruyor ve hiçbir şey israf olmadığını, alem-i ahiretin bu dünyadaki zerratın tebeddülüyle bir anlamda bir değişim ve dönüşüm yaşamasıyla adeta nasıl desek bir kum saatindeki zerrelerin, toprak zerrelerinin öbür tarafa akıp farklı bir şekil alması, farklı bir surette görünmesi şeklinde anlatıyor. Fakat burada belki ekstra olarak Üstad'ın söylediği bu değişim ve dönüşümü bir hayatlanma,
belki bir deyim yerindeyse bir level atlama, bir seviye kat etme olarak da cansız cisimler için bu anlamda zikrediyor. Evet. Dünya hayatındaki bu değişim ve dönüşümlerin, mevsimlerin, ölümlerin, hayatın değişim ve dönüşümü de hatırlayacağımız üzere bu şekilde Üstad Hazretleri bir hikmetinde bu şekilde olduğunu söylüyordu. Yani bu değişim ve dönüşümler de aslında bu hareketle birlikte alem-i ahiretin çoğaltıldığını, menzillerinin bu dünya fabrikasında nüshalarının çoğaltıldığından bahsediyordu. Doğru, doğru. Çok orijinal yaklaşımlar, başka eserlerde görmediğimiz yaklaşımlar aslında. Öyle, yani nurlanmak mesela çok garip bir mefhum, nurlanmak. Mesela şimdi tabi maziyi hatırlarsak, şimdi bu risalelerle ilk tanıştığımız yıllar çok heyecanlı yıllardı değil mi? Sizler de hatırlarsınız. Bu eserleri okumaya başladıktan sonra birkaç sene sonra gördüğümüz arkadaşlar mesela değil mi? Bir nurlanma hissederdik değil mi? Çehrelerinde, hallerinde aksederdi. Evet. Yani nurlanma çok değişik bir şey hakikat. Mesela nurlanma deyince aklımıza şey geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı değil mi? Hayatı Muhammediye, bu kainatın hayatının hayatı. Risaleti Ahmediye de değil mi? Hem şuuru hem nuru. Nur ve şuurdan bahsederken Üstad, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, muhabbetten ve genel olarak hayattan bahsediyor. Bunlar için nurlanma ve şuurlanma, nur ve şuur hakikatlerini beraber kullanıyor. Nurlanma. Bu kainatta çeşitli kademeler var. Bir piramidin seviyeleri gibi. Yani en alt seviyesinde zivücut dediğimiz cemadat var malum. Onun bir üst seviyesinde nebatat var. Zihayat. Onun bir üst seviyesinde zihruh diyebileceğimiz hayvanat. Ve onun bir üst seviyesinde zihşuur, insan. Belki insanlar içerisinde kalp, ruh, sır, onun içerisinde belki farklı kademelerden bahsetmek de mümkün. Bu anlamda Üstad Hazretleri ahiret hayatını anlatırken taşıyla, toprağıyla hayattar olduğundan bahsediyor. Hı. Yani camit olmadığından, sanki tamamı itibariyle bir üst seviyeye çıkmış gibi. Mesela cennete ait rivayetlerde görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz daha doğrusu. Hayvanların mesela kuşlarla sohbet edebildiği gibi. Aslında burada hayvanların sahip olmadığı, hayvanın atık yok. Orada öyle olduğu. Veya bitkilerin adeta hayvan mesabesinde mesela bir dalını eğip meyvesini uzattığını gibi. Yani bir hayvanın yapabileceği şeyleri. Orada bitkilerin yapabildiği. Sanki hepsi bir seviye atlıyor mu? Bir level atlıyor mu? Bir üst seviyede külliyet meratimine mi çıkıyor? Cüziyetten çıkıp. Çünkü külliyete mazhar olduğu zaman işte burada da mesela bir Hazreti Süleyman'la muhatap olan bir karınca konuşabiliyor bu dünyada da. Külliyet mertebesine çıktığı zaman gibi. Veya bir ağaç gelip selam edebiliyor Allah Resulü'ne. İşte mucizat-ı ameliyede de görebildiğimiz gibi. Böyle bir seviye kat etme bir söz konusu ahiret hesabına. Evet, yani orada hiç, yani burayla kıyas edemeyeceğimiz bir hayat hakikati. Umumi her şeye nüfuz etmiş, her şey çok nurlu, gerçek hayat sahibi. Demek ki Hay ismine, Muhyi ismine azami derecede efendim mazhar oluyorlar. Tecelli orada söz konusu. Tecellide de icattan farklı olarak perdesiz kudretin doğrudan tesiri söz konusu oluyor. Onun için taş da canlı oluyor. Hatta şuurlu oluyor. Sizinle iletişime geçebiliyor. Gel deyince geliyor. Ağaç dağını uzatıyor dediğiniz gibi. Değişik bir şey. Yani hem hayat hem nur hem de şuur sahibi olması. Bir de mana dedi. Evet. Yani hilkatin gayesine yürümüş, fıtrasının neticesi hasıl olmuş, artık kendisinin külliyet mertebesinde gösterdiği hakikatleri
her cüzünde, her ferdinde gösterebilen efradın dahil olduğu. Çünkü Üstad Hazretleri cennete layık bir kıymet alır diyor mesela. Veya cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Tabii. Yani cennetle bir anlamda genetik kod uyumunu yakalamış o seviyeye geldiği zaman herhalde zaten cennete dahil olmuş gibi oluyor. Doğru. Burada demek ki zıtlar iç içe bir elenme olacak kıyamette. Ona göre bir filtrelenme söz konusu. Her şey layık olduğu yerde sonsuz bir hayata efendim hasar olacak. Hatta dünyadayken cennet meyvesini yiyebilenler Hazreti Meryem Hussi manada belki ama ve diğer veliler için de biliyoruz. Demek ki bu dünyadayken o uyumu yakalayan insanlar onunla beslenebiliyorlar herhalde. Daha saadet-i ebediye gitmeden saadet-i ebediyeye girer diyor, hisseder burada. Çünkü Cenab-ı Hak hikmetiyle bir kainat yaratmış. Tabi 18 bin alem var, manevi alemler. Ama insanlar adedince manevi kainatçıklar var. Herkesin hususi bir alemi var, hususi dünyası var. Bu manevi latifelerinin durumuna göre ona yansıyan bir kainat söz konusu. Manevi kainat söz konusu. Onun anahtarı da diyor La ilahe illallah'tır. O şuurla, imanın nuruyla, ubudiyet şuuruyla, külli nazarı ve şuuruyla, değil mi? İmanın nuruyla gördüm ki, şuuru imanla gördüm ki diyor. O hususi alemini ve hususi nüshasını da nurlandırıyor üstad. Evet. Ona hüsnü şehadette bulunuyor o kopyalar. Onun için her zaman tecdid-i imana ihtiyacımız var. La ilahe illallah. Evet. Her an değişiyor çünkü hem hususi nüshamız, hususi alemimiz. Evet. Güya cismi hayvani ve insani hatta nebati terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane. Bir kışla bir mektep hükmündedir ki camit zerreler ona girerler, nurlanırlar. Hareketle nurlanma da çok ilişkili değil mi? Yani mesela zamanla hareketle, ne diyordu üstad? Zaman hareketin bir rengidir, bir levnidir, evet, diyor. Evet. Yani hareket olmasa zaman olmaz. Hareket olmasa nurlanma da olmaz. Hareketteki kıymeti takdir etseniz diyor. Hiç durmazdınız diyor talebede. Şimdi harekette bereket vardır. Hatta tebdil-i mekan ferah verir. Yani şimdi hizmet hareketi. Hem hizmet hem hareket. Kainatta duran bir şey yok zaten. Mikrokozmuza, makrokozmuza duran hiçbir şeye rastlayamıyoruz. Doğru. Hep seyir ve seyir halinde. Aksiyon öncelikli. Evet. Tabii. Burada şunu da söyleyebilir miyiz? Mesela insan 60 senede 120 tane vücut elbisesi değiştiriyor. Malum 6 ayda bir. Vücut elbisesi değişiyor. Nebatattan istifade ediyoruz. Farklı cismaniyetin farklı çeşitlerinden istifade ediyoruz. Onlarda da böyle bir arzu ve iştiyak var mıdır acaba? Yani ben bu mümin kulun içine dahil olsam. İşte bak ben de bununla bir anlamda işte çavuşluktan albaylığa çıkmış olurum. Bunun vücudunda namaz kılarım, oruç tutarım, işte cennete dahil olurum, belki rıza ilahiye nail olurum. Evet. Böyle bir arzu ve iştiyak var mıdır acaba? Akıl ve hikmet onu gerektiriyor herhalde. Aklıma bir şey getirdi, hatıra bu sözünüz. Ankara'da kalırken hayatını vakfeden vakıf abilerden, Allah hepsinden razı olsun. Çok güzel hizmetlere vesile oluyorlar hala. Artık şaka olarak mı artık şey derdi... Pencereden bakar dışarıda dolaşan güvercinleri, gel seni şakir yapayım derdi. Şimdi tabii ona risale okuyacak hali yok. Yani onu bir güzel yiyecek, insaniyet mertebesine çıkaracak. Tabii yani insanın şeyi yapamıyor, güvercin nasıl şey yapsın öyle ama. Tabii normal nebatat, hayvanat bize hizmet etmesi için Cenab-ı Hak yaratmış. Biz de onları yiyerek tabi demek ki o zerreleriyle onlar o hakikatleri insaniyet mertebesiyle daha saflaşıyor demek ki, daha nuranileşiyor, evet. Bir mana kazanıyor bizdeki o manevi latifeler, ruhlar o zerrelere siniyor, Cenab-ı Hak sindiriyor demek ki, bilemiyoruz.
Değişik alemler, değişik yani hakikatler. O zaman bir sofrada insan-ı kâminin huzurunda duran bir meyve. Nasıl bir arzu ve iştek taşıyor değil mi? O mesela bir ara siz şeyden bahsetmişsiniz. Bir Allah dostunun çorba içerken. Evet, yani o tabii pişirirken zikri yerken hissetme meselesi. Evet. Yani pişirirken yapılan zikri yerken hissedebiliyor. Demek ki ona o bir tat olarak siniyor. Doğru. Koku olarak veya siniyor biz fark etmesek de. Tekke kültüründe de o yemekler çok böyle değil mi? Yavaş tabii. Yavaş ve zikirle pişirildiği için insan yediğinde feyiz alırmış. Tabii şimdi işte geçmiş zamanda söylüyoruz. Şimdi şu anda işte onun fonksiyonlarına edaden devamı niteliğindeki vakıflar, derneklerde de o gelenek hala canlı tutulmaya çalışılıyor. Ya cidden yani pilav kavurma her zaman bulabileceğimiz şeyden ama çok farklı geliyordu değil mi? Hele Ramazan'da ikram ettikleri değişik bir hava hissediyor demek insan. Evet. Adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar, letafet peyda ederler. Birer vazifeyi görmekle alemi bekaya ve bütün eczasıyla hayattar olan dar-ı ahirete zerrat olmak için liyakat kesbederler. Zerrat ne kadar olmuş. Güzel bir şey. Düşünün yani etrafınızdaki her şey canlı, şuurlu, her şey hayattar. Bu bakış açısı bir de Mehdi Uhuvvet nazarıyla bakmak, her şeyi kendine kardeş dost görmeyi de netice veriyor. Yani bir anlamda o tüketici mantığından da insanı çıkarıyor. Değil mi? O kapitalist, materyalist tüketici mantığından çıkarıyor. Hatta elbisesini arkadaş görüyor. Kullandığı eşyasını dost olarak telakki ediyor. Eşyayla münasebet de farklılaşıyor. Burada da demek Allah dostları ruhen ve bedenen nuranileştikleri için kullandıkları o malzemeler bile Üstad Hazretlerinin tahta kaşı kırılınca talebelerinin atması, o gelip bulamayınca sorması ve ağlaması, beni kaç yıllık arkadaşımdan ayırdınız diye telle tutturup tekrar getiriyorlar Üstad'ı teselli etmek için. Evet. Bu materyalist kültürde, marka kültüründe böyle insanlar kullandıkları eşyalarla bir kıymet kazanma güya derdine, peşine düşüyorlar. Fakat değerli insanlar ise çok maddi olarak değeri olmayan şeylere çok büyük değer kazandırıyorlar. Herhalde tam ters bir durum var. Yani birisi maddeyle değer kazanma, diğeri ise maddeye değer kazandırma. 180 derece zıt birbirine, zıt iki durum. Şimdi mana, nur ve hayat yoksa bir şeyin kıymeti olur mu? Yani lafızda, maddede, cansız materyallerde, zulmani şeylerde ne kıymet vardır? Asıl kıymetli olan manadır, ruhtur, candır, nurdur. Devam eden de odur zaten. Tabii. Evet. Sual, zerratın harekatında şu hikmetin bulunması ne ile bilinir? Nasıl sorular soruyor üstad? Çok ehli tahkik. Evet. Yani bir de akla gelebilecek sorular. Değil mi? Yani hep bir şey var böyle, işin hakikatini, kaynağa gidene kadar hiç durmama. Hep soru arkasına soru. Taklit yok yani kesinlikle. Evet. Cevap. Evvela bütün masnuatın, bütün sanatlı varlıkların bütün intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan saniyin hikmetiyle bilinir. Büyük bir hükmü önce ifade ettim. Ayağı sabit bir yere bastı. Tabii. Bu, çünkü bu hikmeti inkar etmek zaten mümkün değil. Çok bedihi bir hakikat. Zaruri, vicdani bir hakikat. Yani bu sanat varsa sanatkar var. Tabii. İntizam varsa münazzim var. Bunu ayağımızı bu sabit noktaya mıhladık ondan sonra. Çünkü en cüzi bir şeye külli hikmetleri takan bir hikmet, seyli kainatın içinde en büyük faaliyet gösteren ve hikmetli nakışlara medar olan harekat-ı zerratı hikmetsiz bırakmaz. Nasıl bir akıl yürütme? Akıl yürütme şuurla da alakalı. Ya fark ediyor, sonra nasıl olabilir diyor yani. Şimdi mesela suni zeka çalışmaları var. Değil mi? Yani robotlara veya makine, bilgisayara suni zeka.
suni şuur çalışması yok, duymadım ben hiç. Veya suni akıl çalışması. Yani çünkü şuur ve daha ötesi akıl. Değil mi? Zekadan çok farklı bir şey. Taklit edilmez. Orada insan tamamen aciz kalıyor. Makine ve hayvanatta da zeka var. Onun taklitleri, sunisi mümkün, muhtemel. Ama şuur ve hayat ve akıl, ki aklı üstad şuurun üstüne koyuyor. Fark ederseniz akıl yürütme yapabilirsiniz. Bilinenlerden bilinmeyenlere gidersiniz. Aklı gözüne inmiş diyor mesela. Daha ötesini fark edemediği için. Maddiyatla çok meşgul olanın maneviyattan ne şuuru var, ne fark eder, ne akıl o tarafa ulaşır, ne analiz eder, geçemez. Kapalıdır, göremez. Kördür. Evet. Hem en küçük mahlukatı vazifelerinde ücretsiz, maaşsız, kemalsiz bırakmayan bir hikmet. Yani hepsine bir hikmet takmış. Bir hakimiyet en kesetli ve esaslı memurlarını, yani zerratı kastediyor, hizmetkarlarını nursuz, ücretsiz bırakmaz. Bırakır demek, tamamen akla, mantığa, hikmete, tecrübelerimize, bu hayata ters bir hüküm oluyor. Çünkü her şey seni tekzip eder böyle bir durumda. Üstad hayatla ispat ediyor imanı. Yani Kur'an nasıl kainatı okuyor? Kainat Kur'an'ı tefsir ediyor. İnsan, hayat, kainat, Kur'an hep birbirini şerh eden, birbirini tasdik eden hakikatler. Hiçbir şey bir şeyi naksetmiyor. Yani zerrat dediğimiz zaman, en altyapı taşına indiğimiz zaman bir madde, yani artık cansız, bir yandan da hayatsız, bir yandan da ruhsuz bir şeyle karşılaşacağımızı düşünüyor materyalist olanlar. Fakat Üstad Hazretleri öyle bir nazariye geliştiriyor ki, diyor ki onlar da hizmetkardır, onlar da kuldur, onlar da hadimdir, onlar da mahluktur. Onlar da sanatkarın sanatıdır. Onlar da hikmetsiz değildir, anlamsız değildir. Hatta hayatlar değilse bile hayatlar olmaya adaydır. Çok güzel. Bu noktada tabii canlanıyor varlık. Hani ya böyle Kızılderililerde, işte Uzak Doğu'da, işte Hindistan'da, Afrika'da gördüğümüz, belki her inanç kültüründe gördüğümüz varlığa saygı. Varlıkla böyle bir tüketmeye yönelik değil, karşılıklı bir dostluğa yönelik bir ilişki. Tabii. Temellerinin olduğunu, yani materyalizmde hiç görmediğimiz, tamamen tüketmeye yönelik olan çarpışmacı anlayışa tamamen zıt bir anlayış görmüş oluyoruz. Çünkü işte manaya harfiyle bakınca Allah canibinden, Allah'a bağlayarak o intisapla her şey Esma-i İlahi'ye aynı oluyor. O Esma'nın nuruyla nurlanıyor. O nur ile nurlanalım diyor ya. Evet. Bir de Levalarda bir mektup vardı. Bir abimizin ne diyordu? Çocuklara ben Risale'yi okudum. Nur, elmas ve cevher. O Risale'yi okumak nurdur diyor. Yazmak efendim elmastır diyor. O işte iman da cevherdir diyor. Baktım diyor, nur yüzlerine yansımıştı, tasdik ettiler diyor. Bunu kim yazdı diye soruyorlardı diyor. Evet, bu hikmetlere inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Tahavvülat-ı Zerrat bahsinde dersimiz inşallah kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet, bu kısa aradan sonra Harekat-ı Zerrat'a dair dersimize devam ediyoruz. Evet Yusuf Bey, cemadat, nebatat ve hayvanat, zi-vücut, zi-hayat, zi-ruh alemlerin nurlanması, şuurlanması ve alem-i ahirete layık kıymete ulaşması, o rütbeye ulaşmasından bahsetti Üstad Hazretleri ve zerratın en alt birim olan cismaniyetin, maddiyatın, materyalin en alt birimi olan zerratın dahi bir gayesi, bir hikmeti, hatta bir anlamda hayatlanmak gibi bir şerefi
olduğunu, alemi ahirete aday olduğunu, manasız olmadığını ispat etti. Saniyen, sani hakim, hikmetli sanatkar, anasırı, unsurları, elementleri tahrik edip, harekete getirip, tavcif ederek, vazifelendirerek, onlara bir ücret-i kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla ücret-i kemal. Demek ki her şeyin bir ücreti var. Bir yani bir anlamda o sayı gayreti boşa gitmiyor. İşte kömür elmas örneğini veriyor Üstad Hazretleri. Belki belli bir basınç altında uzun yıllar kaldıktan sonra parlamak gibi, elmas olmak gibi bir liyakata, bir şerefe kavuşuyor. Boşa çıkmıyor o yıllar boyunca o çektiği basınç, değil mi? Anlam hiçbirisi manasız değil, değersiz değil, bir anlamda ücretsiz de değil. Ya bu hizmetlerde koşturan insanların çektikleri, değil mi? Şimdi o akla geldi mi? Evet, tamam. Yani o karbon zerrelerine, gerçi zerre deyince artık bütün elementlerde istihdam edilen, evet, böyle bir mükafat, ücret veriyorsa, evet, kim? 23 sene Allah Resulü'nün nübüvvette çektiği, tabii, ashab-ı kiram çektikleri veya Evliyaullah'ın riyazetle, mücahedeyle, zikir, fikir, şükürle kazandıkları. Hiç ücretsiz, mükafatsız kalır mı? Evet. Neticesiz olmaz. Olmaz. Evet, madeniyat derecesine çıkarması da ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle. Allah Resulü her insanın bir anlamda, mesela İmandan önce bakırsa bakır, altınsa altın olduğunu, imandan sonra da öyle olduğunu söylüyor. Bu anlamda her insanda galip bir esma olduğu gibi, metafizik yapısının dokusunu belirleyici ana bir motif olduğu gibi, fizik yapısında da bir anlamda baskın bir element, periyodik tablo içerisinde, nasıl esma-i ilahiyeyi bir periyodik tabloya benzetsek olduğu gibi, sanki o hadisten hareketle böyle bir işaret var gibi, bir karakter verildiğince fizik bir elementin, bir elementin olduğu anlaşılıyor gibi. Hı hı. Yine çok akla, hikmete uygun bir hakikat. Doğru bir zaten hani böyle ki biraz organik kimya yapınca, yani mesela işte uranyumların bu kendine ait karakteri var mesela. Bazı elementlerin farklı karakterleri var, ametallerin farklı karakterleri. Ciddi bir karakter farklılığı da olduğu görünüyor aralarında. Evet, evet. Madeniyat derecesine çıkarması ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle ve madeniyatı tahrik ve tavzif edip nebatat mertebeyi hayatiyesinin makamını vermesiyle. Evet. Madeniyatı tahrik ve tazif edip nebatat mertebi hayatiyesinin makamını vermesiyle. Böyle yüksek bir makam. Toprak dayelik ediyor diyor Üstad Hazretleri. Analık ediyor. Bir taraftan hani 20. sözde diyordu. Taş toprağa dayelik eder. Toprak nebatata hakeza. Ve nebatatı rızık ederek, ona rızık haline getirerek tahrik ve tazif ile hayvanat mertebe ile tafetini onlara ihsan etmesiyle. Ve hayvanattaki zerratı tavzif edip, vazifelendirip rızık yoluyla, yani bu süt olur, yumurta olur, et olur, farklı şekillerde, hayat-ı insaniye derecesine çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki zerratı süze süze, tasfiye ve taltif ederek ta dimağın ve kalbin, aklın ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki, harekat-ı zerrat hikmetsiz değil. Belki kendine layık bir nevi kemalata koşturuluyor. Evet. Evet, kalpte ve akılda birer hücre olmak. Demek ki en latif yerler orası. Damıtma merkezleri. İmbikten geçiyor, süzülüyor, saflaştırıyor. Taltif, latifleştiriyor. Kesafetten uzaklaştırıyor. Maddilikten uzaklaştırıp adeta manevileştiriyor, değil mi? Mana katıyor. Nuranileştiriyor, zulmanilikten uzaklaştırıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta, bir mektupta Hazreti İbrahim'in kalbin tatmin olsun talebini zikrettiği yerde
Diyor ki bundan mana manevi kalp değildir. Çünkü peygamberler doğuşları itibariyle manevi kalpler zaten tatmin üzerinden olur. İtminen bulma aslında maddi kalpte bir zerre vardır diyor. Yani maddi kalp içerisinde bir zerre. Cenab-ı Hak da alıcı verici ilişkisi, santral merkezi olarak ve o zerrenin bir anlamda Latife-i Rabbaniye'nin de hani taht kurduğu bir arş olduğu adeta. Ve onun artık belli bir mertebeden sonra kalp vibresinin sabitlenmesini, ihtizaz halinde olduğunu ve onun sabitlenmesini talep ettiği gibi çok orijinal, başka bir eserde görmediğimiz bir yaklaşım var. Yani maddi kalpten bahsediyor bildiğimiz. Orada da Hoca Efendi de kalbimizin tepelerinde kalbi hani anlatırken önce bir maddi kalbin çok ciddi bir şemasını ortaya koyuyor. Ondan sonra manevi kalple arasındaki ilişki. Yani kan pompalanması tabii, yani o nasıl canlılar, yani sanal veri, tabii ikisi demek komşu ve benzer fonksiyonlar eda ediyorlar. Maddi hayat manevi hayata sürekli pompalama vazifesi yapıyor. Onlardaki en ufak bir kusur, aksama, aritmi maddi veya manevi olarak tesirlerde bulunuyor. Şimdi tabii bilim ilerledikçe, tıp ilerledikçe beynin farklı bölümlerinin en azından nasıl işlediği anlaşılmasa da neye merkez olduğuna dair bir kısım teoriler, bir kısmı doğru bir kısmı hatalı olabilir, geliştirildi. Yani işte şu bölüm hafızayla, şu bölüm işte şununla alakalı. Fakat kalple ilgili hiç bu anlamda bir meselenin icra edilmesi yönüyle, yani işte şurası hayalle alakalı, burası hafızayla alakalı. Bilim herhalde bu anlamda çok geride. Evet, işte. Bazı elektrik sinyallerinin işte merkezleri, hatta alternatif olabilecek elektrik sinyali üretim merkezlerinden falan bahseden tıbbi araştırmalar var, ama dediğiniz gibi işin daha böyle insani taraflarıyla olan ilişkisi, manevi boyutu, evet, bekliyor keşfedilmeyi. Kalp kumandandır diyor. Sahille telefon hükmünün altında arkadaşlar. Diyor. Evet, harekat-ı zerrat hikmetsizliği belki kendine layık bir nevi kemalata koşturuluyor. Kendine layık. Bir hüküm cümlesi. Koşturuluyor. Demek ki hikmetsiz değil, abes değil. Sani hakim dedi zaten. Her şeyi hikmetle yapan, sanatlı yapan Zat-ı Zülcelal. Her terbiye bir kemalata müteveccihtir zaten. Tabii. Maksat kemalattır. Evet. Kamil-i mutlak kendine layık hale getiriyor bir bakıma, değil mi? Evet, kendine muhatap layık olan. Ve aynı haline getirir. Yani. Muhatap haline getirir. Yani. İnşallah. Salisen, zihayat cisimlerin zerratı içinde, hayat sahibi cisimlerin zerreler içinde çekirdek ve tohumdaki gibi bir kısım zerreler öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki sair zerrelere ve koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer. İşte DNA programı falan filan diyoruz. Bak ne kadar zulmanileştiriyor, abesleştiriyor meseleleri. Yani bir isim verip bütün bu hikmetleri gizlemek. Yani işi hakikatini gizlemek, örtmek. O zerreler yaptıkları vazifelerle, esmaya mazhar olmasıyla, talimle, ebedi hayata hazırlanmalarıyla, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, efendim, hikmetinde istihdam edilmeleriyle, ya ne kadar ya farkında olmadığı insanın o tip isimlendirmelerle gizlediği, nasıl hakikatler, manalar, dünyalar var. Evet, bu eski zamanda Afrika'yı görmeyenler, mesela gezginler görüyor. İbn-i Battu gibi anlatıyor diyelim. Şöyle bir zürafa diye bir şey var. Şöyle boynu şöyle uzun, işte şu kadar, veya fili anlatıyor. Şöyle burnu şöyle uzun, hortumu şöyle var, kulakları. Bilim kurgu anlatımları gibi geliyor. Ama şimdi hemen görünce, ona bir isim takınca, ya işte bildiğin fil oluyor. Değil mi? Mesela uzay filmlerinde bazen görürüz garip garip mahluklar. Şimdi belki o yaşıyorsa sıradanlaşacak. Şimdi aslında her şey son derece
kurgu bilim filmlerinde aratmayacak ve ondan çok daha ileri, çok daha fantastik şeyler. İşte topraktan mesela bir meyvenin çıkması. Kokulu, tatlı bir meyvenin çıkması aslında çok fantastik bir mesele. Ve ondan sonra onun içinde bir çekirdeğin bulunması. İşte bir setup dosyası gibi. Yani başta bulunan çekirdeğin, yani o çekirdek nasıl oraya geliyor mesela. Yani çürüdü, kayboldu, yok oldu, ağaç oldu, yaprak oldu, çiçek oldu, meyve oldu. Tamam hadi hepsi çok güzel, yedim bitti. Şu ağaç da çürüyecek. Fakat yani onun için o setup dosyasının yeniden, o programın kodunun yeniden konması. Hatta insan için de öyle. Çocuğuna neslini devam edecek. Son derece fantastik, son derece bir anlamda tırnak içerisinde irrasyonel. Yani aklını alamayacağı. Evet. Meseleler. Şimdi aşkın. Gökten bir karpuz düşse hayret ediyoruz. Yerden çıkınca hayret etmiyoruz. Hayret etmiyoruz. Topraktan çıkınca. Evet. Bir de çok enteresan. Karpuz dediniz. Karpuz en sulu meyve. Tamamen su olan, tamamen tat olan bir meyve. Ve hep kurak yerlerden çıkıyor. Tabii. Aksiyle yani. Değil mi? Çok sulu olan yerde o yani, kadar büyümüyor. Tabii yani Diyarbakır'da en kurak yerlerde çıkıyor. Demek ki diyor ki yani bu meselenin toprakla ilgisi yok. Vermeyin diyor. Ya buna vermeyin. En sulu şey ve en kurak yerde çıkıyor. Sünnetullah'dan herhalde ki Cenab-ı Hak basit şeylerle kendi evet. kudretini ishal ediyor, gösteriyor vesilelerle. Doğru. Bir sultan ekmek içer. İşte azim bir ağacın bütün zerratı içinde bir kısım zerrelerin şu mertebeye çıkmaları, o ağacın tabakayı hayatında çok devirleri ve nazik vazifeleri görmesiyle olduğundan gösteriyor ki, saniye hakimin emriyle vazife-i fıtrat içindeki, vazife-i fıtrat içindeki zerratın envai harekatına göre, onlara tecelli eden esmanın hesabına, onlara tecelli eden esmanın hesabına ve şerefine olarak birer manevi letafet, birer manevi nur, birer makam, birer manevi ders almalarını gösteriyor. Şimdi burada üstad deşifre etti meseleyi. Demek ki bu letafet, mana, nur esmadan geliyor. Şimdi mesela ders veriyor diyoruz. Mesela tasavvufta bir esma dersi veriliyor. O esmayla terakki ediyor. O esma mazhariyeti zaten var. O insan terakki ettikçe, o esmanın külliyet mertebesine çıkınca, o esmaya bir timsal, misal haline geldiği zaman şu alemde, o esmanın şerefine geçiyor. O esma iltifat görmüş oluyor bir anlamda, değil mi? Onun gibi. Hakiki layık olan o. Evet. Yani aynalardaki cilveler onun efendim aksiyle bir tabi dolaylı olarak o şerefle şerefleniyor ama hakiki her yönüyle o işin sahibi, maliki zat-ı akdes. Yani Hazreti Ömer diyoruz, Faruk, Adil diyoruz mesela. Şimdi adalet ismi yüceliyor onunla. İşte alim diyoruz Hazreti Ali. İlim sıfatı. Evet. Nereden geliyor bu sıfatlar değil mi? Evet, o yani. Bir anlamda en güzel bir şekilde görünür olmuş oluyor bir yeryüzünde. İşte Hazreti Osman diyoruz, Cevvad ismi ne oluyor? Tabii. Onun o aynada parlıyor bu dünyada. İlmi, yumuşaklığı, doğru ahlakı, Allah ahlakı azami derecede. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Evet. O mübarek, mübeccel, mukaddes, en şerefli ruhunda birden bütün esmayı azami derecede sıfatı, şuunatı, zat-ı akdese aynı olma kabiliyeti, nihayetsiz feyze mazhar olmuş. Ve sahabe efendilerimiz ve kıyamete kadar gelecek bütün ulema, asfiya, evliya, Allah dostları, hizmetlerleri. Üstad bu mesele bütün zerrata şamil olduğunu söylüyor. Nebatat, cemadat, hayvanat dahil olmak üzere. Bu hakikatin sadece zihşuur için değil aslında bu esma mazhariyetinin şerefine olması meselesi. Bütün kainat için, canlı cansız hepsi için söz konusu olduğunu söylüyor. Öyle mi anlamak lazım hocam? Tabii. Neticede eşya dediğimiz şey, yani şeyler, nesneler, canlı veya cansız. Esmanın Esma-i İlahiye'nin, Esma-i Hüsna'nın hepsi çok güzeldir değil mi?
Nasıl güzel olmaz? Zat akdes güzeldir. Şuunatı güzeldir. Sıfatları güzeldir. Esması nasıl güzel olmaz? O esmanın cilvesi, cemali, nakşı. Yani nasıl güzel olması, nurlu olması. Ya bizzat güzel ya neticeleri itibariyle güzel. Çirkin denebilecek bir şey varsa kendisine irade verildiği halde o cilveye mazhar olamayıp gözünü kapatan, bütün o nurları perdeleyen, örten, küfürle, dalaletle, günahla insan cin gibi zişur ve irade sahibi mahlukat. Bunlar da tabii mesul olup hesabını veriyorlar burada ve veya ahirette. Kat-ı insaattan ibaret olan küfür. O bütün sanat gizleniyor o zaman. Elhasıl, madem saniye hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye o noktayı kemale sahi edip gitmek için bir istidat vererek onu müstahit kılarak ona sevk ediyor ve bütün nebatat ve hayvanatta şu kanun-u rububiyet cari olmakla beraber cemadatta dahi caridir ki adi toprağa elmas derecesine ve cevahir-i aliye mertebesine bir terakkiyat veriyor ve şu hakikate muazzam bir kanun-u rububiyetin ucu görünüyor. Üstad bu elmas örneğini çok veriyor. Tabi zerrat için, camit varlıklar için geçerli burada hususen. Ama herhalde Üstad Hazretleri bize böyle elmas olun. Öyle. Elmasta da tabi ışığı en güzel yansıtma kabiliyeti var. Bir nuranileşme ile elmas olma birbiriyle çok yakın irtibatlı. Bir de elmas kılıçlar. Elmas kılıç çok keskin, sağlam olması, karşısına çıkan her şeyi kesmesi. Kur'an'dan teleşuh eden, Kur'an'ın manası olan Risale-i Nur da elmas bir kılıç gibi. Karşısında dinsiz felsefe, dalalet duramıyor. Hepsi aciz kalıp, ilzam olup, defolup gidiyor. Evet. Hem madem o Halik-i Kerim, tenasul kanunu aziminde istihdam ettiği hayvanata ücret olarak birer maaş ki birer lezzet cüziye veriyor. Bunu 24. sözde dallarda anlatıyor hayvanat meselesini anlatırken. Ve arı ve bülbül gibi sair hidamat-ı Rabbani'de istihdam olan hayvanlara birer ücret kemal verir. Hatta bu arı bülbül bunlar ilhamata mazhar olduğu için diyor sair cinslerden daha ileridir şeklinde bir yaklaşımı da üstadım. Şek ve lezzete medar birer makam veriyor ve şunda bir muazzam kanun-u keremin ucu görünüyor. Evet, rububiyet, kerem, kanun olarak her yerde, her zaman geçerli. Farklı muhataplarda farklı tezahürleri, tecellileri söz konusu. Canlılığa, cansızlar, nebatat, hayvanat, insanda. Ama benzer bir kanun her yerde geçerli. Evet, kerem. İnsanın da aslında camit yapıları var, nebati yapıları yapısı var bir yönüyle, hayvani yapısı var bir yönüyle. İşte uyurken nebati, işte yerken hayvani, işte farklı yönleri var. Bu anlarda da, bu noktalarda da bir kemalat olduğunu, bu noktada da bunların da bir kemalatı olduğunu söylüyor olabilir mi üstad? Yani cismen de, çünkü cismaniyetin de nuraniyet kesbettiğini, abdal zatlarda biliyoruz cismen de nuraniyet kesbettiklerini. Anlamda bir işaret ediyor sanki. Doğru, temessül söz konusu oluyor. Veya işte mesela üstadın bedenini mesela tıbben o zaman inceleme imkanı olmadı. O kadar şiddetli zehirlerin tesir etmemesi, yani maddi olarak izah etmek çok zor. Ya orada manevi bir hakikat söz konusu. Ama tabii o zaman deney yapma imkanı olmadı maalesef. Ama neticeye baktığımızda böyle bir akıl yürütme yapabiliyoruz. Evet. Evet. Hem madem her şeyin hakikati Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona aynedir. O şey ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o ismin şerefi nedir, o isim öyle ister. O şey bilse bilmese, o güzel vaziyet hakikat nazarında matluptur. Ve şu hakikatten gayet muazzam bir kanun tahsin ve cemalin ucu görünüyor. Güzelleştirme. Kanun tahsin.
Ya, cemil olan, cemili mutlak olan o zat her şeyi güzelleştiriyor. Ayrı bir hikmet bu da tabii. Evet, Sıbratullah güzel Hasan. Değil mi? Güzel bir vaziyet vermesi. Ayna oluyor tabii. Evet. Hem madem Fatır-ı Kerim dedi bu sefer, Halık-ı Kerim demişti. Düstur-ı Kerem iktizasıyla bir şeye verdiği makamı ve kemali, o şeyin müddeti ve ömrü bitmesiyle o kemali geriye almıyor. Belki o zikemali meyvelerini, neticelerini, manevi hüviyetini, manasını, ruhlu ise ruhunu ipka ediyor. Çok güzel. Hatta şehitlerin vücutlarının çürümemesini de böyle açıklıyordu bir mübarek zat. Onlar zaten ulaşabileceği kemal noktaya ulaştığı için diyordu. Bir anlamda maddi yapılar itibariyle de nebilerin, işte şehitlerin vücutlarının çürümemesi bir daha dahil olmuyor. Yani çıkabileceği nihai, en nihai kemal noktaya maddi yapısı itibariyle ulaştığından o dağılmıyor, çürümüyor, katılmıyor. Bir daha bir eğitime tabi tutulmuyor gibi. Buradan tabi batıl bazı itikatların da aslında hani bir dani hakikatten bozulma, çünkü dinlerin dejenerasyonları, metafizik itikatların biraz aşkın umumi yorumlarıyla oluyor. Bu anlamda tenasül, enkarnasyon gibi meselelerin aslında bu batıl itikatların bir dani hakikatin bozulması, umumileştirilmesi, dönüştürülmesiyle olduğunu da söylenebilir belki. Evet. Mesela dünyada insanı mazhar ettiği kemalatın manalarını, meyvelerini ipka ediyor. Hatta müteşekkir bir müminin yediği zail meyvelerin şükrünü, hamdini, mücessem bir meyveyi cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ne güzel anda. Yani bu devam ettirmesi o kadar güzel bir hakikat ki. Düşünün yani çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, ter döküyorsunuz, koşturuyorsunuz. Dünyevi işlerde işte mükafat verirler. Hadi tamam derler, geçmiş olsun. Ama Cenab-ı Hakk'ın keremi o kadar güzel, o kadar böyle hikmetli ki sonsuz bir mükafat veriyor. Hiç bitmeyen bir karşılık veriyor. Evet. Ebedileştiriyor, bakileştiriyor. Bir kere elhamdülillah diyorsunuz, sonsuza kadar onu yiyorsunuz. Yeme sadece maddi değildir herhalde. Ruhen yiyorsunuz, latifelerinizle yiyorsunuz. Bunun ebedi olması, Allah'tan gelmesini hissetmenin zevkiyle zevk alıyorsunuz. Sanki ebedi sergi salonlarında asılıyor gibi. Değil mi? Hiç kaybolmuyor. Hatta değerli olan hani sanat eserleri sergi salonları. Değil mi? Bir madalya alır insan, hep dönüp dönüp bakar, muhafaza eden. Evet. Evet. Ebediyet rengi kazanıyor. Evet. Ve şu hakikatte muazzam bir kanun rahmetin ucu görünüyor. Evet, Serhat bahsine dair dersimize inşallah gelecek hafta devam edeceğiz. Sanırım bir iki hafta daha Serhat bahsiyle devam etmek ümidindeyiz. Gelecek hafta yine nur derslerinde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.